Can suyu kanalıma hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere orkidelerimiz için ve diğer bitkilerimiz için çok önemli bir besin kaynağı, çok önemli bir doğal gübre olan solucan gübresinin nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde anlatmak istiyorum. Solucan gübresinin nasıl yapıldığını anlatmadan önce özellikle şunu söylemek istiyorum. Aslında yapılması çok kolay bir şey ama ayrıntılı olduğundan dolayı bütün ayrıntıları göstermemiz burada mümkün değil. Onun için sizden ricam eğer sorularınız varsa bu sorularınızı yorum kısmından bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Bugüne kadar bana sorduğunuz bütün soruları iştenlikle yorum kısmında cevaplamaya çalıştım. Cevapladığımı düşünüyorum. Öncelikle asitli yiyecekler haricindeki bütün böyle sebze, meyve atıklarından solucan gübresi yapabiliriz. Sonra ihtiyacımız olan bu şekilde büyük bir çöp kovası ve gördüğünüz gibi kırmızı Kaliforniya solucanlarına ihtiyacımız var. Öncelikle çöp kovasının altını delikler açacağız. Sonra o Çöp kovasının dibine dranaş taşlarından, bu ponza taşlarından 2 santim, 3 santim veya da 4 santim gelecek şekilde dolduracağız. Çünkü solucanlar attığınız atıkları yemeye başladığından itibaren o su salgılamaya başlayacak. O solucan suyu da çöp kovasının dibinde birikecek. Ve o biriken suyu da belli aralıklarla biz alacağız tabii bir çöp kovamızı yani solucanlarımızı yazın balkonda ama güneşte olmamak kaydıyla kışında e, depolarda yani Almanya'da kela diyorlar yani kelalarda yani eski eşyalarımızı koyduğumuz yerlerde çok rahatlıkla yapabiliriz çöp kovasını ikiye ayıracağız. Herhangi bir şeyle ikiye ayırabiliriz. Yalnız solucanların geçebileceği şekilde ikiye ayırmamız lazım. Bir telle ayrılabilir. Yani aralarından solucanlar karşı tarafa geçebilmesi lazım. İkiye ayıracağız. Bir kısmında solucanlar atıkları toprağa dönüştürdüğü zaman yeni atıklar atacaksınız. Yeni atıklara doğru zaten diğer tarafta atıkları yemeyi bitirdi mi yeni atıklara doğru geçecektir. Bakın dranaj taşları dediğimiz gibi bu dranaj taşlarını iplerine koyacaksınız. Bakın tamamıyla burada solucanlar attığımız eski atıkları toprağa çevirdi. Yeni attığımız atıklar da birkaç gün sonra toprağa çevrilecek yani. Toprağı nasıl alacağız solucansız derseniz şu şekilde yapacaksınız. Toprağın üzerine dediğimiz gibi iki şekildeydi. Bir ikiye ayırarak bir tarafa koyduğunuz zaman atıkları o atıklara doğru gidecektir. İki üzerine toprağın üzerine Atıkları koyduğunuz zaman solucanlar yemek için zaten toprağın üzerine o atıkların içerisine göç ediyor. Bakın görüyorsunuz bu da suyu solucan suyu bunları çok rahatlıkla orkidemize incelterek kullanabiliriz. Bakın bu şekilde atıkları atacaksınız üzerine kapatacaksınız ve zaten solucanlarınız da bunları kısa bir zaman sonra yemeye başlayacaktır yani ve. Bunun toprağını çok rahatlıkla bahçelerde kullanabilirsiniz. Bütün bitkilerinize kullanabilirsiniz. Suyunu ise incelterek orkidelerinize kullanabilirsiniz. Burada şu şöyle bir pucu vereyim. Tülle kapattığınız takdirde üstünü bunun sineklenmesini de önleyeceksiniz. Ve sirke yap sirke yapıldığı gibi yani sirkede nasıl üstünü kapattığınız zaman sineklenmesini önlüyorsunuz. Bu şekilde sineklenmesini de önleyebilirsiniz. Aslında burada hem israfı önlemiş olacağız hem de kendimize doğal gübreler elde etmiş olacağız. Bu solucan suyunun orkidelerimize nasıl uygulandığını da önümüzdeki videolarda size anlatacağım. Bugünlük de buraya kadar kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdi çok ayrıntılı bir video olmadı. Yani anlatmamız da tam anlamıyla da mümkün değil. Sorularınız varsa, yapmak istiyorsanız evinizde böyle bir gübre çeşidi, bitkilerinizin coşması için, orkidelerin coşması için böyle bir gübre çeşidi yapmak istiyorsanız da bununla alakalı kafanıza ta takılan şeyleri yorumlar kısmında bana pay benimle paylaşabilirsiniz. Sorularınıza muhakkak cevap vermeye çalışacağım.